Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Hocam, Amerika'da yapılan açıklamalara göre sizin değerli meslektaşlarınız, bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre bir iki yıl içerisinde artık şeker hastalığında mucize çözümler olabileceği yönünde gelen bilgiler var. Bu gerçekten de böyle midir? Şeker hastalığı tedavi aşamasında daha kolay bir şekle geçecek midir artık? Tabii ki muhakkak geçecek. Şeker hastalığı artık farkındalığı tabii önce önem evet. koymamız lazım. Yani şeker hastası olacağımızı bilmemiz lazım. Ne yapmamamız lazım? Önce onları konuşalım tedaviden önce. Çok memnun oluruz. Diyet önemli. İşte bu fast food dediğimiz çabuk doyma, çabuk alışkanlıklarımızı yok etmemiz lazım. Yaşam kalitemizi düzeltmek için yürüyüşlerimizi, günlük hayatımızı yapmamız lazım. Çünkü diyabet, dünyada şu anda 382 milyon diyabetli hasta var. Bu ne demek? Evet. 20 yıl sonra bunun 900 milyon, 600 milyona ulaşacak. Yani dünyanın nüfusunu 8 milyon düşünsek neredeyse onda biri diyabet hastası olacak. Bunun için tabii yapılan çalışmalar diyabeti önlemeye yönelik, bir de tedavisine yönelik. Dediğiniz gibi de tedavi yönünden çok gelişmeler var. Bunlar ilaç tedavileri, insülinin çeşitli şeyleri, orallerini çıkarmaya uğraşıyorlar. İnsülin pompası yönünden çok gelişmeler var. Genetik yönden özellikle, kök hücre yönünden çok gelişmeler var. Tabii bunların bir kısmı deneysel ama şu anda bile hatta cerrahi yönden bir takım gelişmeler var. Yavaş yavaş herhalde çözeceğiz ama önce şeker hastası olmayalım. Evet. Peki neden şeker hastası oluruz hocam? Çünkü gelen yayın öncesi de sizi ağırlayacağımız için bilgilendirme tanıtımlarında bize ulaşan izleyicilerimiz diyor ki şeker hastası oldum ama o kadar sağlıklı besleniyorum ki siz değerli programları izliyoruz, değerli hocalarımızı ağırlıyorsunuz, onları dinliyoruz. Sağlıklı yürüyüşlerimiz, beslenmemiz oluyor ama bir bakıyoruz ki tahliller sonrasında şeker hastalığı tanısıyla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi eğer genetik olarak ailenizde şeker hastalığı varsa, yani bir adaysınız yani baştan evet. onu şanssız veya şey olarak söyleyelim. Nasıl ki anne babamıza benziyor sima olarak, genetik olarak da benzeriz. Şeker hastalığı genellikle genetik geçiyor. Bir de şanssızlık olarak viral enfeksiyonlar. Mesela kaba kulak çok şükür çok görmüyoruz ama onun gibi Coxsackie virüs dediğimiz virüslerin yaptığı pankreasın pankreatite bağlı şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Yani bazı kimselerde ne yaparsak yapalım şeker hastalığı çıkacak. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.